Merhabalar arkadaşlar. Hemen boşluğun sonrasındaki yaratıcı insanlar ve işletmeler bizim için önemli anahtardı. Cümlenin anlamına bakıyorum. Diyor ki, internetin sınırı olmayan doğası yaratıcı insanlar ve işletmeciler kolaylaştırır. Neyi kolaylaştırır ya da niçin kolaylaştırır? Yaratıcı insanlar ve işletmecilerle kolaylaştırır. Yaratıcı insanlara ve işletmelere kolaylaştırır bir şey yapmayı olabilir. From, then'den ayrılma var. Eledim, hiç bakmadım bile. Buy tarafından yoluyla gibi anlamları var. Uygun mu? Yaratıcı insanlar ve işletmeler yoluyla kolaylaştırır. Belki olabilir, dursun. For, zaten to'nun olduğu yerde for da için anlamında karşımıza çıkabiliyor. Aynı it is important to me, benim için önemli. It is important for, benim için önemli cümlesinde olduğu gibi. Yaratıcı insanlar ve işletmeciler için internetin sınırı olmayan doğası kolaylaştırır. Daha kolay yapar. Olabilir, değil mi? Dursun. İkinci kısma baktığımızda ise arkadaşlar ne diyor orada? Daha geniş çeşitlilikte müşteriye ulaşmalarını, bağlantı kurmalarını kolaylaştırır. Geçmişin coğrafi ya da finansal sınırlandırmaları yoluyla. Hocam yoluyla dediğiniz şey maalesef ki eksi. O yüzden olmaz. Doğru mu? Constraint, sınırlama, kısıtlama. Among, arasında anlamına sahip ama anlamca uygun değil, değil mi? Without olabilir mi? Geçmişin coğrafi ya da finansal kısıtlamaları, sınırlamaları olmaksızın, olmadan internetin sınırı olmayan doğası yaratıcı insanlar için ve işletmeler için daha geniş çeşitlilikte müşterilerle bağlantı kurmalarını kolaylaştırır. Gayet uygun oldu. Bu durumda doğru cevabımızı Edirne olarak işaretledik arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Oldukça farklı bir soruydu aslına bakılırsa. Çünkü bağlaç sorusu gibi gözükmesine rağmen aslında bir sıfat cümleciği sadeleştirmesi söz konusuydu. Biz burada proses, süreci niteleyecektik. Hangi süreç? Burada diyordu ki which is nokta nokta. Ne olan süreç? Bunu bulmamız lazımdı. Anlamına baktığımızda da dikkatimizi çekmesi gereken şey bu boşluğa kadar olan yerde popüler inanışın aksine insan eklemlerindeki kıkırdağın kendisini bir süreç yoluyla tamir edebileceğini söylüyor. Repair itself. Boşluktan sonrasındaysa that diye kullanılan ki diyeceğimiz yine bir relative clause var. Kimin tarafından kullanılan? Semenderler ve zebra balığı gibi canlılar tarafından bacaklarını yeniden oluşturmak, yeniden üretmek için kullanılana nokta nokta olan bir süreç. Burada da canlılar kendilerinin bacaklarını yeniden üretmek için aslında kullanıyorlar bu tekniği. İki tarafta da birinde insanın eklemlerindeki kıkırdak, öbüründe ise bu canlılardaki bulunan bir yöntem, yol, süreç bacaklarını yeniden üretiyor, yeniden oluşturuyor. Benzerlik var. Hangisi benzerlik anlatır arkadaşlar? Similar to. Similar to ne demek? Benzer şekilde. Peki olur muydu buraya bir bakalım. Derdi ki popüler inancın aksine, popüler düşüncenin aksine insan eklemlerindeki kıkırdak kendisini bir süreç yoluyla tamir edebilir. Ki bu süreç semenderler ve zebra balıkları gibi canlılar tarafından, yaratıklar tarafından bacaklarını yeniden oluşturmak için kullanılana benzer bir süreçtir. Similar to, benzer. Diğer şıklar anlamca ve hatta yapıca uygun değildi. Rather than ziyade, contrary to, aksine tersine, in spite of, rağmen, along with ile birlikte anlamına geliyordu. Similar to, benzer, benzeyen şekilde anlamını verir arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar, bir kelime sorusu var elimizde. Aslında en önemli olan yer neresiydi biliyor musunuz? Which is a term, blah blah, by Alfred Adler. Şurası bizim için çok belirleyiciydi. Yani boşluğun hemen öncesi ve hemen devamı. Baktığımızda cümlenin anlamına da diyor ki, üstünlük kompleksi, ki bireysel psikoloji ekolünün bir parçası olarak Alfred Adler tarafından nokta nokta edilen bir terim olan üstünlük kompleksi psikolojik bir savunma mekanizmasıdır. Ne yapan? Aşağılık kompleksini compensate for, çok önemliydi bence burada arkadaşlar, telafi eden, değil mi? Şimdi baktığımız zaman Alfred Adler tarafından ne yapılan terim diyebilirim?
Discover ilk bakışta doğru gibi gözükse de, hani keşfedilen terim, discover keşfetmek ifadesi daha önce bilinmedik bir şeyi keşfetmek anlamında olsa bile var olan bir şeyi, yani mevcut olan bir şeyi keşfetmektir. Mesela Amerika kıtasını keşfetmek gibi. Daha önceden mevcut olan bir terim değil bu. İlk kez Alfred Adler tarafından bulunuyor. O yüzden discovered diyemezsiniz. Peki coin diyebilir miyim? Coin kelimesi deriz ki adını siz coin, adını siz koyun. Coin yeni bir şeye bir isim koymak, isim vermek demektir. Olabilir mi? Alfred Adler tarafından isimlendirilen, adlandırılan bir terim, icat edilen, bulunan bir terim. Gayet güzel oldu değil mi? Dursun. Imply, ima etmek zaten anlamca uygun değildi. Accompany, evet yanına by kullanımıyla yaygındır ama eşlik etmek anlamındadır. Eşlik edilen, birlikte gelen anlamı buraya uygun düşmez. Delay, geciktirilen bir terimdir de diyemem. Gecikme olduğu ile ilgili bir ifade söz konusu değil cümlede. Doğru cevap olarak ne yapacağız? Bursa'yı işaretleyeceğiz. Genellikle zaten terim için, isim için coin lafını kullanırız. Merhabalar arkadaşlar, bir bağlaç sorusu var elimizde. Hemen incelemeye başlıyorum. Diyor ki, Facebook gibi sosyal medya platformlarının kullanımı ve gücüyle ilgili geçerli endişeler. Endişe ifadesi burada bize ne işareti koyduruyor bu bölüme? Eksi, olumsuz. Virgülden sonra ana cümleye baktığımda onlar olağanüstü bir şekilde, olağanüstü derecede özgür ifadede kamuoyu tartışmasını mümkün kılmada ve sivil hareketleri güçlendirmede olumlu bir etkiye sahip olabilir diyor. Olumlu bir etkiye sahip olması hangi işareti yazmamızı sağlıyor? Artı. Eksiden artıya geçiş demek, geçiş bağlaçları zıtlık bağlaçlarıdır. Aşağı inip baktığımda in terms of bakımından, yönünden, açısından demek bir zıtlık bağlacı değil, eledim. As well as ek olarak, ilaveten anlamına geliyor. Ek bilgi verdiği için paralel bağlar, eledim. Due to yüzündenden dolayı sebep sonuç ilişkisi anlatır, paraleldir, eledim. A mı, C mi? Arasındaki fark tıpkı YÖKDİL sınavlarında da sorulduğu gibi even though'un kendisinden sonra cümle, despite'ın ise kendisinden sonra isim alması. Aslında her ikisi de rağmen diye çevrilecek ve zıtlık bağlaçları. Boşluktan sonra elimizde isim mi var, cümle mi var? İşte bizim bunu saptamamız gerekiyor. Well, it concerns around the power and use of social media platforms such as Facebook ifadesinde ne yok arkadaşlar? Bir fiil yok. Elimizde bir isim var. Geçerli endişeler aslında. Geçerli kaygılar, isim var. O zaman doğru cevabımızın ne olması gerekir? Yanına isim alan despite, rağmen ifadesi olması gerekir. Genel olarak bir çevirisini de yapalım isterseniz. Şöyle söylemiş olacağız. Facebook gibi sosyal medya platformlarının kullanımı ve gücüyle ilgili geçerli kaygılara rağmen onların olağanüstü derecede olumlu etkisi olabilir. Ne üstünde? İfade özgürlüğü, kamuoyu tartışmasını güçlendirmede ve sağlamada ve sivil hareketleri güçlendirmede. Doğru cevap C. Merhabalar arkadaşlar, elimizde bir gramer sorusu var. Her iki tarafta da zaman tense bilgimiz test edilmekte. Birinci boşluk için göz attığımda insan medeniyetinin tarihi boyunca ifadesi buraya bir present perfect gerektiği işaretini veriyor bana. Çünkü tarihin başından beri demek bu. Bu durumda present perfect olmayan brought, past simple, bring, getirir ya da neden olur present simple ya da getirmişti, neden olmuş diyen past perfect'i eliyorum. Ya have brought, neden oldu ya da have been bring, bringing neden olmakta, ikisi doğru olabilir. İkinci kısma baktığımızda ise cümlenin anlamına da tabii girmemiz gerekiyor galiba bu durumda. Diyor ki insan medeniyetinin tarihi boyunca çığır açan, atılım yapan, büyüyen teknolojiler önemli, lineer olmayan ve yıkıcı, bozucu bir değişim periyotlarına neden oldu. Hangi bu change, değişim bu? Ekonomik sistemleri ve toplumsal yapıları derinlemesine, derinden
değiştiren ekonomik sistemler. Bakınız arkadaşlar, şurası ne zaman sorusuna yine cevap vermiyor. Bu durumda have altered present perfect'i mi tercih etmeliyim? Yoksa altered present perfect yerine past simple veren Edirne'yi mi? Past simple olabilmesi için ne zaman dediğimizde 1970'te, last year değil mi? In the 19th century, 19. yüzyılda gibi net geçmiş zaman ifadesi ararız. Yok. O zaman ne zaman sorusuna cevap vermemiş olan, present perfect'i barındıran Bursa'yı doğru cevap olarak ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. B şıkkı doğru cevabımız.